Başlayalım mı istersen? Başlayalım. Hadi başlayalım. İlk kaynağında kullanılan gaz lensi nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Ne işe yarar? Fark olarak şurada yakın çekimde görebileceğiniz şekilde aslında orada bir süzgeç var. Evet, şimdi gördüğünüz gibi gaz çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Gaz lensi olanda aslında böyle doğrusal bir şekilde gaz çıkışı evet. Var. Gaz lensli olan kaynağın çok daha temiz bir görüntü verdiğini açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Merhabalar, herkese kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte çok kısa bir konudan bahsetmek istedik size. TİK kaynağında kullanılan gaz lensi nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Ne işe yarar? Şimdi geçmiş yorumları okurken sizden gelen bununla alakalı sıkça sorular sorduğunuzu gördük. Bu gaz lensi ile alakalı özellikle yabancı imalatlarda, internette bulunan yabancı içeriklerde de bu gaz lensi çok fazla kullanılıyor. Bunun faydaları hakkında kısa böyle bir içerik hazırlayalım dedik. Şimdi öncelikle bu ekipmanları size bir tanıtacağız. Bakalım neymiş bu ekipmanlar, birbirinden farklılıkları. Sonra hem bir kaynak üstünde göreceğiz, hem de gazı çıkarışlarını, üfleyiş şekillerini evet. Bir inceleyeceğiz. İsa Usta ile birlikte değerlendirerek ilerleyeceğiz. Başlayalım mı İsa Usta? Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi normal bir TİK kaynak torcunda hepimizin bildiği, kullandığı Colet Body ismi evet. Verilen, Colet denilen farklı bir ismi var mı İsa Usta bunun? Gaz üfleyici olarak bizim aramızda bilinen aynen, en çok. Aynen bir aparat normal bir TİK kaynak torcunda bulunuyor. Bunun içerisinden tungsten elektrot geçiyor. Şu kısımdan da gazı dağıtıyor. Üflüyor. İşte o yüzden gaz üfleyici deniyor bizde. Görevi bu gazı ark banyosunu korumak amacıyla bir buraya ark banyosu görevi sağlıyor. Gaz lensi dediğimiz aparat da bu. Esasında görev olarak aynı görevi görüyor. Yine içinden tungsten elektrot geçiyor. Fark olarak şurada yakın çekimde görebileceğiniz şekilde aslında orada bir süzgeç var. Evet. Tamam yani tabirle. Aslında bu gaz lensinin temel görevi buradan gelen gazı homojen olarak dağılmadan doğrusal ve debili bir şekilde ark banyosuna üflemek ve koruma gazının kusursuz bir şekilde kaynak banyosunu korumasını sağlamak. Şimdi bunu farklı aparatlarla kullanacağız. İşte bu konvansiyonel bir seramik nozül 10 numara. Bu da cam bir seramik nozül. Bu da 10 numara. Burada bir fark olmayacak. Sadece buna uygun olan aparat bu olduğu için şu anda bunu kullanıyoruz. Bu ikisinin farkını gözlemleyeceğiz. Öncelikle şimdi size bir gaz testi yapalım. Çok net bir şekilde gaz geldiği zaman nasıl farklı şekilde dağıttığını göreceksiniz. Daha sonra da paslanmaz çelik üzerinde İsa Usta bize bir kaynak gösterecek. Evet. Artların eksilerini tartışacağız. Orada mikrofonu da İsa Usta'ya tutacağız. Şimdi önce şu bir gazı nasıl dağıttığını görelim farklı tabii şekilde. Ki. Hemen bir kaynağa geçelim sonra. Evet, şimdi gördüğünüz gibi gaz çıkışını gözlemleyebiliyoruz. Gaz lensi olanda esas da böyle doğrusal bir şekilde gaz çıkışı evet. Var. Diğeri saçaklı olarak evet. Geliyor. Bu da aslında bize şunu net olarak söylüyor. Gazın amacı kaynak arkını atmosferik etkilerden korumak. Korumak. Çok net şimdiden bile söyleyebiliriz ki aslında gaz lensi çok daha homojen bir evet. Şekilde. Evet. İğneyi boğuyor. Boğuyor. Evet, kaynak net boğuyor. Hiçbir şekilde çıkmasını tam merkezde buluşturuyor ve tek bir noktada buluşturuyor. Aynen öyle. Diğerinde ama kaçakları, saçılmaları evet, görüyoruz. Saçaklı giriyor. O da nozulla alakalı yani gaz lensiyle alakalı. Gaz lensiyle alakalı. Şimdi zaten kaynakta da bunun çıktısını birazdan evet. Göreceğiz. Onun üstüne de konuşuruz. En sonunda da listeleriz. Bu bize neler sağlıyor, neler götürüyor bizden. Kaynağa geçelim. İsa Usta eline sağlık. Eyvallah abi sağ olasın. Şimdi bir kaynaklara bakalım yakından seninle birlikte. Tabii ki de. Şimdi burada yaptığımız kaynak gaz lensiyle yaptığımız kaynak. Evet. Bu taraftaki de gaz lensi olmadan buradaki Colet Body ile yaptığımız evet. Kaynak. Şimdi ilk etapta söyleyebileceğimiz şey burada kaynak dikişinde yakın çekimde de görebiliyorsunuz. İslenme ve kirlenmeye baktığınız zaman gaz lensli olan kaynağın çok daha temiz bir görüntü verdiğini açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Ana malzeme ile birleşme bölgelerine baktığımızda ısı girdisi de, ısı tesiri altında kalan bölgeye baktığımızdaki buralardaki islenmeler oksit tabakaları oluşumuna renk değişimlerine baktığımızda
bu parçadaki, diğer parçadaki değişime göre çok daha temiz bir görsel aldığımızı görebiliyoruz. Ayrıca burada gaz densi kullanmadığımız kaynakta kaynak dikişin üzerinde de böyle kül gibi bir katman var. Evet. Parlak bir dikişi göremiyoruz değil mi? Sağ olsun. Yanık, çok net gözüküyor. Yanık tarzı gözüküyor yani. Aynen. Ya hem yanlara doğru bir islenme var hem de kaynak dikişin üstü mat, böyle bir kirlik var. Burada oldukça parlak bir görüntü alıyoruz. İslenme de çok az. Ayrıca yakın çekimde göstermeye çalışacağız. Mutlaka göreceksiniz. Bakın şu noktada, şu noktalarda, şu noktada bunlar oksit tabakaları. Normalde paslanmaz kaynaklarında oluşması beklenmez. Neden oluşuyor bu kaynaklar? Az önce gösterdiğimiz yetersiz gaz korumasından. Bu gaz buraya gelirken dağılıyor bir şekilde ve yetersiz gaz koruması sebebiyle oksit tabakaları oluşuyor. Temel olarak sağladığı birinci fark gaz densinin temiz bir yüzey, oksit tabakasız bir kaynak dikişi. Birinci nüans bu temizlik mevzusu çok net bir şekilde gözüküyor oksit tabakalarından arındırılmış bir kaynak vermesi. İkinci nüans tabii az önce de gösterdik. Bir şey de sağlıyor, bir tasarruf da sağlıyor aslında. Evet. Yani baktığımız zaman sonuçta biz burada aslında şunu mesela 8 litre bölü dakikada yaptıysak bunu da 8 litre bölü dakikada yaptık ama normal şartlar altında 8 litre bölü dakikada temiz bir kaynak dikişi aldığımız bir yüzeyi bunu da 6'da alabiliriz, 5'te alabiliriz. Evet. Çünkü çok daha homojen bir şekilde, düzgün bir şekilde, düzgün bir şekilde gazı dağıtıyor. Burada genelde şu gaz denslerinde genelde işverenler maliyetli olduğu için tercih etmiyorlar. Esasında yanlış bilinen bir konu. Sizin dediğiniz gibi gaz, bu sefer de gazdan zarar ediyorlar. Gazdan zarar ediyorlar. Bir, bu kaynağın temizlik maliyeti İsa'sta. Onun işçiliği var. Fırçalaması, tabii, elemanı var. Velev ki bir gözenek kaldı. Bir şey oldu. Aynen, şuradaki gibi. Evet, şuradaki gibi. Hadi bu sefer tamir maliyeti. O yüzden aslında günün sonunda hem gaz tasarrufu hem temizlik maliyeti olarak hem de kaynakçının rahat kaynak yapabilmesi açısından. Aynen. Kesinlikle öyle. Bir üçüncü madde şeyi de sayabiliriz. Şimdi burada gözle gördüğümüz şeyleri söylüyoruz ama yetersiz gaz koruması kaynak dikişinin içinde gözeneğe de sebebiyet verebilir. Tabii ki de. Bu da ayrıca bizim göremediğimiz bir unsur. Onu da işte tahribatlı ve tahribatsız muayenelerde ancak şey yapabiliriz. Ortaya çıkabilir bu avantaj. Üçüncü avantaj olarak da bizi lensli, gaz lensli kaynak gözenekten korur. Peki şimdi 3 avantajı saydık. 1- Gazdan tasarruf. 2- Evet. Kaynak dikişinin görsel temizliği, parlaklığı. İşçilik. İşçilik. Eleman. Üçüncüsü gözenekten koruyor bizi. Dördüncü olarak da, şimdi senin bize verdiğin bilgi bu. Çok dar alanlarda tik doğrucuyla girmeye çalıştığın zaman gaz debisi yetersiz kalabiliyor. Bir parçada bize onu göster. İleride onun kaynağını da yaparız bu arada. Mesela böyle dar bir alanda kaynak yapmanız gerekirse ya da dar bir parça üzerinde kaynak yapmanız gerekirse normal bizim gaz üfleyici dediğimiz collet body diye geçen bu parçayla kaynak yapamazsınız. Çünkü gazı dağıttığı için nüfuziyet sağlanamaz ve iğnenizi çıkartamazsınız. Fakat şöyle bir şey var. Bu lensle, gaz lensiyle iğnenizi parçanıza olabildiğince çıkartabilirsiniz. Yani parçanın dibine kadar neredeyse bir 5 santim kadar, 4 santim kadar iğnenin yandığını göreceksiniz. Yandığı yere kadar iğneyi çıkartıp kaynak yapabilirsiniz. Yani bu lensle buraya kadar yaklaşık bir 4-5 santime kadar kaynak yapabilirsiniz. Çünkü lensin içindeki filtreler nüfuziyeti tam verdiği için, iç köşeye verdiği için rahat bir şekilde iğnenizde kaynak yapabilirsiniz ve iğnenizin yanmasına engel olacaktır. Gazı tam bir şekilde yoğun bir şekilde verdiği için yoğun bir şekilde verdiği için iğnenizi de aynı anda soğutup kaynak yapacağınız mesafeye de uzun bir şekilde gaz verdiği için bu lensle bu pozisyonda bu şekilde kaynak yapabilirsiniz. Yani iğne tuğsta elektrot hiçbir zaman koruyucu gazın dışına çıkmıyor. Çıkmaması lazım. Çıkmıyor ama normal bir şekilde şununla yaptığınız zaman gazı şuralarda daha dağıtmaya başlayacağı için tungsten elektrodun ucu koruyucu gazın dışında kalıyor. Tabii elektrodun ucu zaten bir kere yanıyor. Yandı mı zaten gelen gazın da şeklini bozuyor. Bu sefer bozuyor. Bu ne demek? Gözenek demek, oksitlenme demek, simsiyah zaten bir kaynak dikiş demek.
Bunu da uygulamasını yaparız İsa Usta ileride. Bu senin bize anlattığın bir şeydi bu konuyla alakalı. İsa Usta elimize sağlık. Güzel oldu. Ben de çok şey öğrendim bu sayede. Evet. Bu gaz densinin bu kadar bariz bir farkı olduğundan haberim yoktu. Bir fark olduğunu biliyordum ama ciddi bir fark gördüm. Kullanılmadıktan sonra aynen. Kimse anlayamaz. Yani özellikle bilemez. Paslanmaz çeliklerde, alüminyumlarda, titanyum imalatlarında evet, böyle titanyumda da özellikle gözenek oluyor. Hassasiyeti barındıran, temizlik hassasiyeti barındıran imalatlarda gerçekten şart ve günün sonunda çok daha ucuza getirebiliyor imalatınızı. Evet. Bunlara zaten maddeleri saydık. Yine bir şanslı takipçimize de İsa Usta'nın uyarısıyla bir hediye verelim istedik. O bizi teşvik etti buna. İki tane kaynak maskesi, camı seti hediye edeceğiz size. Bir sette 6 adet var. İki seti videonun altına yorum bırakan iki şanslı takipçimize göndereceğiz. Yanlarında da birer tane etiket seti gönderir miyiz? Evet. Göndeririz. Kaynak camı deyip geçmesinler. Kullandıkları zaman kalite farkını anlayacaklar. Evet, göndereceğimiz camlar da bu arada bizim burada atölyemizde test edip kullandığımız camlar. Öyle harcı alem ürünlerde evet. Değil. Rahat edersiniz. İsa Usta ben camlardan çok memnunum. Verelim dedi. Birkaç evet. Tane de yorum gelmiş. Onunla evet. Alakalı herhalde. Sormuşsunuz da. Ekleyeceğim bir şey var mı İsa Usta? Yok. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı, sorularınızı ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hepsini tek tek okuyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.